çıkarları çıkarlarında gerekiyorsa o yap, o yapılmalı zaten hani biraz dış politika biraz aşağı yukarı böyle bir şey ama e, kardeşim ama o zaman neden Türkiye'yi bütün bu şeye soktunuz bu kadar çıkmaza soktunuz şimdi oradan döndürmeye çalışıyorsunuz diye de sormak lazım şimdi öte yandan şöyle enteresan bir şey oldu tabii dünden bu yana. Malum bir işte Türk, Türkiye'den Savunma Bakanlığı'ndan bir heyet gitti Amerika Birleşik Devletleri'ne F-16'lar için görüşme yapıyor. E, o heyet orada çalışırken Rusya'dan bir açıklama geldi. Rusya'dan yani bayram değil, seyran değil, hayırdır açıklaması. Türkiye ikinci parti S-400'leri de alacak diye. Burada kafalar karıştı yani hayırdır ne oluyor, nasıl bir hamle bu diye. Sonra Türkiye tarafından düzeltme geldi. Hayır bu ilk imzalanan anlaşmadan başka bir açıklama yok, yeni bir durum yok diye Türkiye'den bir düzeltme geldi. Ee, onun ardından işte Şam'la ilişkilerin normalleştirilmesine ilişkin ardı ardına Türkiye'den açıklamalar geliyor. Fakat tüm bunlar olurken önce işte Suriye'den bir haber, Türk silahlı kuvvetleri tarafından Suriye askeri mevzilerinin vurulduğu ve kimi Suriye askerlerinin e, yaşamını yitirdiğine yönelik. Şimdi Türkiye Esad'la konuşmaya başlamak istiyor. Buna Suriye'nin muhalif gruplar tepki gösteriyor. Hatta bugün Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek yollara düşmüş Şam'a gidiyor. O da ilginç değil mi? Ne sıfatla? Herhalde Cumhurbaşkanı Erdoğan gitsin Doğu Bey'i e bir görürsün bakalım. Hani bir baksın bir nabız yok, yoklasın bakalım falan dedi herhalde. Biraz da işler böyle yürüyor ya. Şimdi e, evet bu eski görüşmesi Doğu Perinçek. In. Beşer Esat'la iş doğru reisi düştü yani. Fakat şimdi bütün bu işte Şam'la görüşülür mü görüşülmez mi? Yani özellikle anladığımız bu göçmen meselesini çözmek istiyor. Suriyeli göçmen meselesini çözmek ya da çözmek üzere atımı, adım atıyor. Bu süreci başlatıyor gibi gözükmek istiyor. iktidar seçimlerden önce